Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada lunch üzerindeki arkadaşlar genel açıklamaları ve spekülasyonları değerlendirdiğimiz bir video olacaktır. İlk açıklama Fedman'dan geliyor ve şöyle. Bakış açısını tamamen anlıyorum. Ne yazık ki bu bilgiyi ifşa etmekle kaynakları korumak arasında dengeleyici bir eylemdir. Çok incelerim ama her şeyi paylaşamam. Yardımı olacaksa geçen yıl isimsiz olarak aldığım materyallerin çoğu yakın zamanda seç tarafından onaylandı. Şimdi artık arkadaşlar aslında kripto evreni an itibariyle buna döndü. Yani diyor ki bakınız bir menkul kıymet mi emtia mı adı altında e, ikiye ayrılmış durumda. Emtiye olanlar CFTC tarafından regüle edilir. E, menkul kıymet olanlar SEÇ tarafından. Tabi emtiye olması avantaj sağlayacağı için SEÇ piyasada bir e, politika yürüterek bunu ne yapar? E, doğrudan tamamını menkul kıymet olarak sınıflandırır. Fakat doğru değildir arkadaşlar pek çok coin için. Dolayısıyla bu nasıl olur? Kimin de mahkemelik olur? Ha Kimisi de SEÇ'e kayıt yaptırmak ister, başvuru yapar. Seç bunu kabul eder arkadaşlar. Böyle e, düzgün bir hareket olabilir. Fakat bu da benim e, çok onayladığım bir durum değildir o coin'in geleceği açısından. 2. Bu durumun lunca olan bağlantısı maalesef negatiftir. Eee Sej arkadaşlar, Lunju kayıt dışı bir menkul kıymet olarak belirlemiştir ki lunç daha önce de konuştuğumuz belli sebeplerden dolayı gerçekten Sej'e kaydolmamıştır ve bir menkul kıymettir. Dolayısıyla iddialar doğrudur arkadaşlar. Bunun haricinde şu an için bu kaydın yapılabilmesi hususunda bir merci olmadığı için bir telafi beklenmiyor. Bu da olumsuz bir durum. Fetmen bir diğer açıklama yapıyor ki lisans verenle doğrudan bağlantıları olan sektör içinden biri. Şimdi bak, bir coin'in ne yönde? hareket edebileceğine yönelik yani nereye kayıt olabileceğine ve kabul edilebileceğine yönelik Fetmen şunu iddia ediyor. Diyor ki ya benim diyor aldığım bu coinlerin Sejle bağlantısı olan ekip üyeleri vardı. Tamam mı? Bir şekilde bağlantısı olan ekip üyeleri vardı. E, buna güvendim diyor ve tuttu. Bakınız ne gibi? Mesela Avax. Evlanç e, bence bir emtiyadır arkadaşlar. Daha doğrusu Evlanç değil. Avax coin bir emtiyadır neden çünkü gerçekten Avalanche e, ağının çok farklı, çok başka vizyonları bulunur e, ve bunun üzerinden yani bu olay Avax coin e, üzerinden yapılır. E, bir spekülasyon aracı değildir. Bunun aksini iddia edecek herhangi bir durumda yoktur arkadaşlar. Çıkışından bu yana da olmamıştır. Bakınız haricinde Avalanche'in CEO'su Emin Gün Emin Bey CFTC'nin bir üyesidir mesela. Tamam. mı? Bu da yakın zamanda oldu Emin Bey'in Avalanche'in e, CEO'su olarak bir CFTC'ye kabul edilmesi ve bir CFTC üyesi olması. Yani bu olaya benzetilebilir anlatabiliyor muyum? Adam diyor ki ya ben dedim ki örneğin ya AVAX bir MT olarak sayılmaya yakındır. Çünkü işte Emin Bey şeyde CFTC'nin içerisinde. Ya evet bu da e, tutabilecek bir strateji olabilir. Ama aynı zamanda iki yorumun birbirine bağlantılı şekilde gelmesi gerekiyor. Hem Emin Bey'in orada olması hem de Ivlanch'ın gerçekten bir emtia olduğuna inanmanız gerekiyor ki bunun üzerinden bunu yapabilin arkadaşlar. Şimdi Fatman bir diğer açıklama yapıyor. Yaptığı açıklamada diyor ki binlerce perakende tasarruf sahibinin çapa tasarruf ürünündeki her şeyini kaybetti. UST'nin çöküşünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Zaman uçar. İki fail halkın gözünden ve öfkesinden uzak duruyor. Jump'tan Kanavcaria ve Bildisoma herkesin gözü önünde olmaktan kesinlikle nefret eder diyor arkadaşlar. Şimdi e, burada Jump üzerinde duruyor. Jump biliyorsunuz daha çok e, Shiba ortaya çık. Daha doğrusu Shiba ile piyasada tanınır. E, yanlış söylemek istemiyorum arkadaşlar. Hatta yanlış söylememek adına Gidip bir bakacağım. En büyük Shiba tutucularından bir tanesidir arkadaşlar. Kendileri. Şöyle hemen bir girelim. Ne var ne yok diye. Nerede? 7. sırada olması lazım. Ha şu. 13. Bakınız ki 13 trilyonluk bir coin tutmaları vardır arkadaşlar. Ve dediğim gibi Shiba ile özdeşleşmiş bir genel firmadır, şirkettir diyebiliriz. Dolayısıyla aslında SHIB coin'i de dolaylı yoldan etki eden bir durum var. Ha şunu söyleyeyim yani jump şu dakika ölüp bitse Shiba'ya normalde bir şey olmaz. Ama bir foot haber etkisi yayılır arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Ha jump'ın başı neden dertte onu da söyleyeyim. Jump'ın başı şundan dertte çünkü e, USDT tutmalarına yardımcı olduğu biliniyor arkadaşlar adamlar. Anlatabiliyor muyum? Adamlar e, Duvon, EFL ekibi USD'yi yapay bir şekilde şişirirken bunu Jump ve bir takım şirketler aracılığıyla yaptığı için e, burada Jump'ın da hiç değilse prestijinde bir e, sıkıntı ve e, prestijinde bir düşüş olduğunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Jump'taki genel durum ve e, anlatı da bu şekilde olacaktır. Şimdi Fatman'ın bir diğer açıklaması. Evet durum bu. Jump çalışanı olduğu doğruladığım bir kişi Jump'ın Perde arkasında UST'nin iplerini nasıl çektiğinin ayrıntılarını bana ifade etti. Bak e, yanlış söylediği nokta şu arkadaşlar. Hemen araya gireyim. E, burada jump tarafı satış yapmamıştır. UST'de tamam mı? Yani bir satış yaptığı için bir çöküş gelmemiştir. O cüzdanlar arasında jump yoktu. Sadece jump şunu yapmıştır. UST'ye yapay bir talep oluşturmuştur. Bu da Sanki coin iyi teminatlandırılıyormuş gibi gösterilmiş. Devamındaki çöküşte de yani e, çöküş gelmiştir. Anlatabiliyor muyum size arkadaşlar? Böyle bir durum oluyor. Ya sanki aşırı teminatlandırılmış bir yapısı varmış gibi yatırımcı kandırılıyor aslında ama öyle bir durum yok. Halbuki kırılgan bir yapısı var. Birkaç ay sonra Sej diyor. Duvon ve TFL'e karşı resmi bir dosyalamada yayınladığım ayrıntıları doğruladı. Hepsi orada diyor. Şimdi Fetmen'in de enteresan bir açıklaması var. Fetmen arkadaşlar Secle işbirliği yapıyor ve sürekli anlamda bunu savunuyor kendisi. Ya şimdi ben bunu çok savunmuyorum. Yani Secle işbirliği yap. Ya Secle zaten işbirliği diye bir şey yoktur. Tamam mı? Fetmen çokça Sec'e çalıştığı da görülmüştür arkadaşlar. Bu adam biraz enteresan bir tiptir. Gerçekten şeydir yani lunj luna muhbiri değildir bu adam. Bu adam piyasanın içindeki bir bir muhbirdir. Hatta geçenlerde Binance'a yönelik biliyorsunuz kendisi bir foot haber yaymıştır. Burada daha önceden işte listeleme haberlerini alan kişiler coinler üzerinde çok büyük yükselişler yaptığı zaman bunları sattığına dair ve milyonlarca dolar kar ettiklerine dair bir haber yaymıştır. Fakat Binance'ın da bunu bildiğini ve göz yumduğunu iddia etmiştir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.